Şimdi size bir ters osmos sistemi olan RO700S modelini tanıtmak istiyorum. Görmüş olduğunuz sistem tamamıyla tutanmaz çelik kase üzerine monte edilmiş olmakta. Bu sistemi oluşturan üniteleri size anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak suyumuz bir prefiltrasyon modülünden geçmekte. 20 mikron, akabininde 5 mikronluk bir filtre. Sistemimizin membranlarını korumak için ön kimyasal şartlandırmayı öncelikle iki dozaj ünitesiyle yapıyoruz. Öncelikle bir hidroklorik asit dozajı, sonra bir antiskalant dozajı. Hidroklorik asit dozajı suyun pH değerini istediğimiz seviyeye düşürerek membranlara minerallerin çökermesini engellemeyi sağlayan bir kimyasaldır. Antiskalant sıvısı ise membranların üzerinde bir patina oluşturarak membranların yüzeyine çökelebilecek minerallerin engellenmesini sağlar, atılmasını sağlar. Bu iki dozajın enjeksiyonunu şurada görmüş olduğunuz bu boru hattının üzerine yapmaktayız. Sistemin girişinde bir giriş manometremiz var. Bu görsel olarak bizim giriş basıncımızı görmemizi sağlayacaktır. Giriş otomatik vanamız, yani sistemimiz üretime geçtiğinde buradaki vanasını otomatik olarak açmakta ve sistemin yüksek basınç pompasına suyu beslemekte. Yüksek basınç pompamız, görmüş olduğunuz komple paslanmaz çelik bir yüksek basınç pompası. Yüksek basınç pompasını korumak maksadıyla bir minimum basınç presostatı. Bu sistemin susuz çalışmasını engelleyecektir. Pompanın çıkışında bir yüksek basınç presostatı. Bu da herhangi bir ayarsızlık durumunda yüksek basıncın sistemimize zarar vermesini engelleyecektir. Burada görmüş olduğunuz paslanmaz çelik hat, yüksek basınç hatlarının tamamı paslanmaz çeliktir. Buradaki manuel vanayla ve görsel manometreyle pompamızın ayarını yapmaktayız. Buradaki manometre ise membran bloklarımıza giren işletme basıncını bize göstermekte. Sistem 3 tane membran modülünden oluşmakta. Burada membran kılıflarını görmektesiniz. Dizilim 1+1+1 olarak gerçekleşti. Bu tabii projeye bağlı olarak değişkenlik göstermekte. Paslanmaz çelik hattı takip edersek yüksek basınç hattını ve burada artık yoğun mineralli konsantre suyun deşarjını sağlayan hattı. Buradaki kolektör ise artık bizim ürün suyunu toplama kolektörümüz. Burada ürün suyunu topluyoruz ve burada görmüş olduğunuz debimetreye getiriyoruz. Ters osmos prensibini uygulamak için buradaki manuel vanayla biz ters basıncı oluşturarak sistemimizin üretim yapmasını sağlıyoruz. Debimetreler vasıtasıyla atık debimetremizle atık miktarımızı, ürün debimetremizle de ürettiğimiz suyun miktarını online olarak ölçmekteyiz. Buradaki prop otomasyona bağlı olarak online olarak direkt suyun ürettiğimiz suyun kalitesini online olarak ölçmekte. Gördüğünüz otomasyon panosu ise buradaki RO9500 kontrolör sayesinde sistemi otomatik olarak çalıştırmakta. Bu sistemi otomatik olarak nasıl çalıştırıyor? Buradaki ünite üzerinde giriş pompamızı kontrol edebiliyoruz. Önünde olabilecek tasarıma bağlı olarak ters tıkamalı otomatik filtrelerin kontrol edebiliyoruz ve onları ters tıkama işlemlerini yaparken sistemi bekletmeye alabiliyoruz. Giriş vanasını otomatik olarak açıyoruz. Minimum basınç presostatını, maksimum basınç presostatını ve pompamızı kontrol edebiliyoruz. Ayrıca burada bir flüsaj vanamız var. Yani flüsaj vanamızı da şurada gösterebilirim. Bu da depomuzu doldurdu. Üretim depomuzu kontrol ettiğimiz için depomuzu doldurduğumuzda artık sistem otomatik olarak kendini beklemeye alacaktır.
Ama bu beklemeye alma işleminden önce membranın yüzeyinde yapışmış olabilecek bir takım partikülleri veya mineralleri sıyırıp atabilmek için bu vanayı açarak belli bir süre için flüsaj işlemini yapmaktadır. Ve ondan sonra kendini kapatarak bir sonraki su ihtiyacını karşılamak için beklemeye almak. Sistem saatte 700 litre, günde 17 ton su üretme kapasitesine sahip ediyor.